Hocam, zina suçu işlemiş bir kişi tövbe edip kendini düzeltirse zina yapmamış birisiyle evlenebilir mi? Tövbe ile bütün günahlar affedilir. Bir insan tövbe eder, yani dönüş yapar. Bir daha o tarafa gitmezse Allahü Teala onu şeyde Nur suresine bize bildiriyor. Nur suresinin 5. ayetinde var o. Da diyor ki işte namuslu kadınlara zina atan, sonra 4 sayı getirmeyenleri 80 kırbaçla cezalandırın diyor. Şahitlikten asla kabul etmeyin diyor. Ondan sonra onlar yoldan çıkmışlardır diyor. Ondan önce de zaten zina eden ancak zina edenle evlenir demişti. O iki ayetten sonra şöyle bir ayet geliyor. İllellezîne tâbû min ba'de zâlike ve aslahû. Bundan sonra tevbe eden, dönüş yapan ve kendisini düzeltmiş olanlar başka. Onların şahitliğini de kabul edersiniz. Evlenebilirler de. Şimdi burada feinallâhu gafurur rahîm, Allahü Teala onların yani şeylerini, kırık döküklerini düzeltir ve onlara ikramda bulunur diyor. Şimdi şeyde de bu konu tekrar ele alınmış. 25. surenin hemen bir sonraki surenin 68. ayetinde de orada da şöyle diyor Allahü Teala. Evet, Furkan suresi kaçıncı sayfa? Tamam, buldum. Heh. Şimdi mesela burada 68. surede diyor ki müminler anlatırken işte Allah ile beraber başka bir ilahtan yardım istemezler. Ondan sonra Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir canı öldürmezler. Akli bir sebep olmadan öldürmezler ve zina etmezler diye üç tane büyük günah sayıyor. Sonra ondan sonraki şey, ondan iki sonraki ayette İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan. Ama kim dönüş yapar, inanır, iyi iş yaparsa bundan sonra fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Yani zina günahını affetmekte kalmaz. Sanki zinanın yerine helal bir şey yapmış gibi de sevaba çevirir. Yeter ki tevbeyi tam yapsın, artık kötülüklerle ilişkisini tamamen kessin. Çünkü bütün günahlar alışkanlık yapar. Allahü Teala da böyle de ikramda bulunarak o kişilerin vazgeçmesini istiyor. Demek ki tevbe eder, kendisini düzeltir. Bir de artık o tarafla ilişkisini keserse zina etmemiş bir kadın ya da erkekle evlenebilir.